Hatırladım seni. Memole. Mahallede doktor olduğunu söylüyorlardı. Ben de vay be. Bizim tıfıl Memole'ye bak. Doktor olmuş diyordum. Yüzündeki izden tanıdım. İnsan kendi eserini tanır tabii. Hayatın şakaya gelmeyeceğini anlaman lazım be. Bak. Ne güzel anlamışsın ki. Koskoca doktor olmuş. Hem de benim doktorum. Doktorundum. Artık sadece koğuş arkadaşınım. Koğuş arkadaşım. Bu böyle gitmez ama ya. Burada ne kadar yatarımız var bilmiyoruz. Bir muhabbet edik daha. Ulan ne oldu? 20 sene geçti üstünden ya. Hadi gel temiz bir sayfa açalım. Koğuş arkadaşım. Hani bir hikaye anlatıyordum içeride. Ben bir kere dişçiye gittiydim. 11 yaşında. Adam aynı zamanda da seramik ustası değil mi? Bunu aldılar. Ben geldim 40 yaşında, adam hala kalede. Salmadılar. Doktorluk güzel iş. Büyük meslek. Konuşmayacaksın mı ya? Tevekkeli değil. Boşuna demiyorlar. Mektep cahilliği alıyor. Doktor olmuşsun ama adam olamamışsın. Artist. Sen nasıl mezun oldun okuldan ya? Kusura bakma ama onlarla rahat çalışamıyorum ben de. Tamam, ben atarım çöpe. Getir, ben yapayım. MR'da ne çıktı? Hasta muamele istiyorsun ha? Alındın mı? Alınmadım ama bunun bir parçası olduğuma göre bilmek hakkım. MR'da simülat korteksinde bir lezyon gördük. Ne düşünüyorsunuz? İlk akla gelen toksin. Uzak ihtimalimizse viral enfeksiyon. Belki de MR'da görülen lezyon hapsi yapmıştır. Küçük, yumuşak pelte gibi bir bölgeydi.
Peki beyin ventriküllerine komşu bir iltihaplanma alanı var mıydı? Evet, MR'da o bölgede parlama gördük. Sen ne düşünüyorsun? Stafilokok enfeksiyonu. Bu bakteri toksin salgıladığında nöron kaybına yol açar. Bu da MR'daki lezyonu açıklar. Sanmam, öyle olsaydı ateşin olurdu. Onun ateşi var ama. Benim de ateşim yükselecek. Ondaki semptomların hepsi birer birer bende de ortaya çıkacak. İkimizin de kafasına omega rezervuarı yerleştirin ve linezolid antibiyotiği verin. Hemen. Ne toluyan ne de kurşun var hocam. Kan testleri, kan testlerinden bir sonuç çıktı mı? Batınil ve doğuat virüsleri negatif. Eve gidip daha fazla örnekler almamız gerekiyor. Hayır. Kimse, sakın. Kimse o adamın evine adımını atmayacak. Ne aradığımızı bulana kadar kimse o adamın evine gitmeyecek. Bitti. Dikkat ederim. Koruyucu kıyafet de giyeceğim. Enfeksiyon riski sıfıra yakın. O adamın evine gidilmeyecek. Nokta. Murat'ın beyninden örnek almamız gerekiyor. Biyopsi yapamayız. Kan sulandırıcı verdiğiniz için kanamadan kaynaklı çok fazla ödem var. Memoli'ye kan sulandırıcı vermedim. Mehmet Ali'nin beyninde biyopsi mi yapmak istiyorsunuz? Kim istemez? Ha? Memoli gibi birinin kafasının içinde ne tilkiler dönüyor bilmek kim istemez? Hocam bu... Nöron kaybına yol açan basit bir stafilokok enfeksiyonu olabilir. Öyle olsa bizim çocuk ateşten yanıyor olurdu. Murat'ın ateşi vardı ama. Onda lejyonelle de vardı. Hocam bakın, pelte gibi görünen alanda apse meydana gelmiş olabilir. Hem mentikül yakınlarındaki intihaplanma bunu destekler. Ayrıca stafilokok enfeksiyonu nöron kaybına yol açan toksinler salar. Bu da MR'daki parlamayı açıklar. Sana da bir nörolog konuşuyor gibi geldi mi? Hocam, Mehmet Ali'nin beyninde omaya rezervuarı yerleştirip antibiyotik başlamalıyız. Ben niye sahte Mehmet Ali ile tartışıyorum ki? Hayır, madem Mehmet Ali ile tartışıyorum, gideyim gerçek Mehmet Ali ile tartışayım. Hı? Körnik bulgusu negatif. Ense sertliği pozitif. Murat Balır adlı hastada 4 saniye boyunca distal ve proksimal kol kasılması görüldü. Stafilokok enfeksiyonu genellikle deride görülür. Memoli hocam. Genellikle... Hocam, bana sıradan hasta muamelesi yapmak istiyorsanız durmayın. Ama benim tanıdığım hekimoğlu asla genellikle kelimesini kullanmaz. Hatta biri kullanırsa o odayı terk eder. Ne o? Gülmüyorsun. Evet, gülmüyorum. İyi işaret mi bu? Zannetmem. Stafilokok olsa beyne ulaşmadan önce bütün iç organları teker teker ziyaret ederdi. İç organlarında bir şey yok. Stafilokok değil. Ya enfeksiyon beyin absesiyle sınırlıysa? MR'da apse mapse görünmüyor. Hadi bakalım. Şunu imzala da beyninden bir parçacık alalım. MR görmek istiyorum. Gözükmüyor. Apse mapse MR'da. Söyledim ya. Tamam. Göreyim o zaman. Gülmek sana yakışıyordu be.
Mermer çekileli bir saat oldu. Belki o parlayan alanlar hapseleşmiş olabilir. Enfeksiyon olsa ateşin olurdu. 38.6. Kafama Omaya rezervuarını yerleştirin ve stafilokok için tedaviye başlayın. Hemen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.